Türk dili konuşan ülkeler Parlamenter Asamblesi 9. Genel Kurul toplantısı Bakü'de gerçekleştiriliyor. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den meclis başkanları katılıyor. Şimdi biz de o noktaya gidelim. TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos karşımızda. Toplantı gündemine ilişkin notları ondan alalım. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Vuslat'ın 746. yılı dolayısıyla gittiği Konya'dan direkt sabah saatlerinde Bakü'ye geldi ve Bakü'ye gelir gelmez ayağının tozuyla da resmi temaslarına başladı. İlk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü ve iki ülke ilişkileriyle parlamentolar arası işbirliği konuları ele alındı. Ardındansa Fahri Hıyaban'a geçti Mustafa Şentop. Burada Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti. Çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Ardındansa şehitlikleri ziyaret etti. Bakü Türk Şehitliği öncelikle ziyaret etti ve yine Hocalı ve 20 Yanvar'da şehit düşen Azerbaycanlıların bulunduğu şehitlikleri ziyaret etti. Ardındansa toplantının yapılacağı otele geçti Mustafa Şentop. Burada ilk olarak TÜRKPA'nın Asamble Konseyi toplantısına katıldı. Dönem başkanı Türkiye'ydi ve bir önceki toplantı da 2018'de İzmir'de gerçekleşmişti. Burada ilk olarak devir teslim töreni yapıldı. Türkiye dönem başkanlığını Azerbaycan'a verdi ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov da kısa bir açılış konuşması gerçekleştirdi ve dönem başkanlığı dolayısıyla da Mustafa Şentop'u tebrik etti. Başarılı geçmesi dolayısıyla ve ardından Asamble Konseyi toplantısı aslında gündem maddeleri vardı. Ancak toplantı öncesinde kameraların karşısına geçti. Basın mensuplarının sorularını cevapladı ve burada da aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermeni tasarısıyla ilgili, kararı ile ilgili bir soru soruldu kendisine. Burada önemli açıklamalarda bulundu. Parlamentoların karar alması doğru değil dedi. Parlamentoların aldığı kararların siyasi olduğunun altını çizdi. Dünyanın birçok yerinde şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonlar yürüttüğünü ifade etti ve bu operasyonların birçoğunun da uluslararası hukuka aykırı olduğunu görüyoruz dedi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihini de kanlı bir tarih olarak nitelendirdi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu bu operasyonları ve kanlı tarihini araştırmak istesek bir yıldan fazla bir süreyi ayırmamız gerektiğini ifade etti. 2005 yılında Cumhurbaşkanımız o dönem başbakan iken gelin arşivlerimizi açalım demişti ve bu konuyu tarihçiler çalışsın demişti. Aradan yaklaşık 15 yıl geçti ancak Ermenistan hala arşivlerini açmadığını ifade etti. Çünkü açtıkları takdirde de iftiraların bir bir ortaya çıkacağını söyledi. Ardından Asamble Konseyi toplantısına geçildiğini ifade etmişti. Konseyin gündeminde hangi maddeler var? Türk dünyasının somut olmayan kültürel mirasının korunması kanunu, turizm kanunu, Türk dünyası kadın milletvekilleri grubunun ve Türk dünyası genç parlamenterler grubunun oluşturulması ile ilgili bir onay süreci var. Ardındansa TÜRKPA'nın 2020 faaliyetleri görüşülecek. TÜRKPA Sekreteriyası'nın 2020 bütçesi yine ele alınacak. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi TÜRKPA'ya gözlemci olmak istiyor. Yine bu başvuru bu genel kurul öncesi konsey toplantısında ele alınacak. Diğer taraftan TÜRKPA'nın 10. genel kurulunun nerede yapılacağı da önemli bir soru işaretiydi. Kazakistan'ın ev sahipliği yapacağını belirtelim. Bu konu görüşülecek ve genel kurulun onayına sunulacak ve büyük ihtimalle de onaylanacak. Bu konsey toplantısının ardından öğle yemeği için ara verilecek. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev meclis başkanlarının onuruna bir öğle yemeği verecek. Ardındansa genel kurula geçilecek ve genel kurulda az önce bahsettiğimiz gündem maddeleri görüşülüp onaylanmasının ardından akşam saatlerinde Bakü bildirgesi yayınlanacak. Mustafa Şentop bu akşam da Bakü'de kalacak. Sabah saatlerinde Kazakistan ve Kırgızistan meclis başkanlarıyla birer ikili görüşme yaptıktan sonra Türk basınına da konuşacak ve ardındansa Ankara'ya gitmesini bekliyoruz. Fatih Avanos'tan aldık bilgileri. TÜRKPA'nın 9. Genel Kurulu Bakü'de yapılıyor. 10.sü da Kazakistan'da yapılacak dedi. Şimdi biz de Kazakistan'a gidelim.